hanımlar baylar, sevgili Devrim Danyal bizlerle beraber. Devrim hocam hoş geldin. Sevgili Gevezi, iyi akşamlar. Güzel güzel bir akşam olsun. Hepimize. Ya Devrim hocam, şimdi bir şey soracağım. Biz bunu konuştuk ama bir böyle ilkokul çocuğuna anlatır gibi bir kez daha anlatmanızı isteyebilir miyim sizden? Sizin kelimelerinizle ve sizin cümlelerinizle. İnsanlar ya da şöyle söyleyeyim. Ya bir arkadaşım bana dedi ki abi dedi, yani bu kripto paralar vesaire, yani kimin yaptığı belli değil, ne ediyor belli, nasıl güveniyor insanlar dedi. Yani sonuçta öbür tarafta devletin ürettiği para var dedi. Yani niye para yerine kripto varlığa gitsin bu insanlar dedi. Ben lisanım, yani ben senin anlattıklarından anlayabildiğimi anlattım ama anlatamadım diye tahmin ediyorum, ya da iyi anlatamadım. Çok ikna edemedim. Ya bunu böyle kısaca bize bir anlatabilme şansın var mı? Tabii ki sevgili Yavuz. Her piyasa, her ekonomi geçmişten günümüze gelene kadar bir alıcı bulmuş. Bu alternatif olarak çoğu zaman merkezi yönetimlerde olmuş. Ama bu dönem, bu neslin şu an içinde bulunmuş olduğu teknolojik imkanlar doğrultusunda hep birlikte, yani sıfırdan bir temeli baştan olmayan bir kripto teknolojisi üzerine geliştirilmiş olan, ismine de para dedikleri bir yapı. Bu illaki para olarak kullanılmak zorunda değil. Bunu da her seferinde, her zaman söylüyoruz. Biz ona o değeri atfediyoruz. Yani biz nasıl devletlerin basmış oldukları o banknot adını vermiş olduğumuz kağıtlara para deyip onlara o devlet garantörlüğü altında bir değer atfediyorsak, bu elimizdeki teknolojik imkanlarla merkeziyetsiz olarak oluşturulmuş olan kurgulara da inananları diyelim bu değeri atfediyorlar. Hı hı. Ve ona göre de kendi ekonomisi oluşmaya başlıyor. Yoksa arka taraftaki güven unsuru hani nereden geliyor diye baktığınız zaman Ahmet güveniyor, Ali güveniyor, Ayşe güveniyor, Mary güveniyor, Michael güveniyor. Bu global bazda herkesin ortak bir güven unsuru aşamasından geçerek ve tabii ki 13 sene olmuş hayatımıza girdiği andan itibaren şu ana kadar herhangi bir sıkıntısı çıkmadığı için de her geçen gün inanan sayısı artıyor. Şimdi o zaman ikinci bana sorduğu soruyu sana onun sorduğu şekilde sorayım. Ya bu sonuçta bir yazılım. Bu bir kriptoloji bilimini içeren bir yazılım. Nereden biliyorsunuz bunu yazan adamın içine küçük bir bug koyup 3 gün sonra kendisi için ayrıca ne bileyim Zoft coin üretmediğini, ya da Lop coin, yani işte sallıyorum, öyle bir coin yok bu arada. Sevgili Gözde, atıyorsun ama coinler de çıkmış olabilir. Her gün yeni bir coin çıkıyor. O zaman bu bir yatırım tavsiyesi değil mi? Çünkü gözümden uydurdum isimleri, öyle söyleyeyim. Valla her gün her dakika ayrı bir coin ve token ismi çıktığı için denk gelebilir. O yüzden biz kendimiz garanti altına almış olalım. Espri bir tarafa, arka plan içerisinde baktığımızda bütün bunların hepsi olmuyor değil. İlla ki çok fazla açık ve herkese yönelik bir sistem olduğu için herkes kendi istekleri ya da birkaç değişken, yani toplamda 4-5 değişken ile kendinize ait bir ekonomi yaratabilir durumdasınız. Tabii bunun arka planda da ne fiziksel bazda elle tutulur bir şey var, ne hani bunu global olduğu için gidip kimseye soramıyorsunuz. Bütün bunların hepsi bir sanal kurgu içerisinde hayatımızda oluyor. En temel prensibi de şu: bizim bu sürecin içerisinde kendimizi nasıl garanti alacağımız. O da ayakları yere basan, en çok kitlesi olan, en çok çünkü çok fazla göz bunun üzerinde kodlama yapıp, çok fazla göz çünkü bunların hepsi açık kaynak kodlu sistemler. Orada ne kadar fazla göz bakarsa, ki bu da açık kaynak kodunun en temel prensiplerinden bir tanesi, oradaki hataların ayıklanacağı. O yüzden mümkün olduğunca genele yayılmış, çok daha konsantre olmayan, çok daha seyreltik yapıda herkesin içine girmiş olduğu varlıkları tercih ediyor bu inananlar grubu diyelim. O zaman son olarak şunu sorsam garip mi olacak? Aynı paranın sahtesinin yapılabileceği gibi bu coinlerin de sahtesi yapılabilir mi? Burada gelmiş geçmiş bugüne kadarki tüm ekonomik
para yerine geçen değerliğin en güvenilirliği olarak kabul ediliyor. Kripto para ekosistemi ve onun altyapısı olan blok zincir yapısı. Niye diyeceksiniz? Çünkü tamamen şu anda üzerinde çalışmış olduğumuz, yani bu dönemin teknolojik şartlarında internet bankacılığına girmiş olduğumuz şifreleme mekanizması da aynı. Uçakların uçmasındaki, hava sistemlerindeki mekanizma da aynı. Yani şu anda bizim o kriptografi, kriptoloji ekosistemi içerisinde kullanmış olduğumuz yapıların üst temeline oturuyor. Bununla ilgili de en çok gelen soru şu var herkesin aklına. Hocam kripto paraların bu ekosistem, yani kripto varlık diyelim bunlara, bunların kırılması mümkün olabilir mi? Kuantum bilgisayarlar geliyor. Bununla ilgili de daha önce de cevaplamıştık. Kuantum bilgisayarlar geldiği andan itibaren kuantum resist dediğimiz, kuantum dayanıklı kripto varlıklarında, hani hep kötü taraftan düşünmeyelim, iyi taraf içerisinde de bunun artı değeri olacaktır şeklinde bir açıklama yapabiliriz. Bu arada arkadaşlar, net olarak da şunu söyleyebilirim. Yani kuantum bilgisayarlar gelmeden biz öz kuantum bilgisayarları İstanbul'a getiriyoruz. Bize güvenin. Gerçekten. Sevgili Gelece, bu arada benim de cevaplarım var. Bir hava, iki Çorum. Geç mi kaldım? Abi biraz geç kaldın ya. Valla. Nefis bir Samsung Z Flip 4'ü hediye ettik Power FM'den. Ama biz bu büyük, yani hakikaten gerçekten günün sonunda baktığın zaman büyük bir hediye verdik. Yeni Samsung Galaxy Z Flip 4. Hakikaten her yerde olmayan bir telefon hediye ettik. Bu telefonu hediye ettiğimde ben şunu fark ettim. Hiç tanımadığım akrabalarım varmış benim. Vallahi ya, inanamıyorum ya. En az 3 tane akrabamla tanıştım. Sevgili Gevze, bence şu anda en tehditkar Muzaffer adındaki arkadaş. Bu ihtimalle sana ulaşmasın. Bayanlar baylar, sevgili Devrim Danyal Hoca bizlerle beraber. Devrim Hocam, çok güzel bir hafta sonu olsun şimdiden. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.